Euro 20 TL iken şu an 26 TL civarına ulaştı. Biz de bunları Almanya'da yaşayan Türklere sorduk. Bize göre hani Almanya'da yaşayan Türklere göre Euro'nun çıkması Türkiye'de iyi oluyor. Niye sorarsan şimdi 10 euro veriyorsun, 100 lira alıyorsun. Yani bir aile 10 euro ile şarpın yani, çindiriyorsun. Artış mı var? Evet, mesela seçim zamanı euro 20 TL civarındaydı, şu an 25-26 euro civarında. Ha, evet. bana göre her şey politikle ilgili. Politikle, şimdi Erdoğan kazandı, tamam eyvallah. Hani Kılıçdaroğlu şu oldu ama euro her sene çıkıyor. Şimdi 10 sene beklesen 10 katını çıkar yani. Hep... Euro'nun çıkması enflasyonu etkiliyor ve alım gücü düşüyor. Aynen. Bir şey yok. Yani şu an Erdoğan'ı destekleyenlere yani yazıklar olsun, o kadar insanın hakkına girdiler. O insanların hakkını nasıl ödeyeceksiniz ben bilmiyorum. Ekonominin anasını ağlattınız. Devam edin öyle, ot yiyeceksiniz yakında. Yani hala da şükür diyorsunuz. Elhamdülillah, yine şükür ediyoruz. Ama şükür de bir yere kadar. Ondan sonrası yok. Yani şu an ben kendim göçmenim. Türkmen göçmeniyim. Türkiye'den geldim buraya. Çok şükür şu an burada hayat, yaşama koşulları çok güzel. Ondan sonra yani her istediğin her şeyi yapabilirsin ama Türkiye'de belli bir yere kadar. Türkiye'de 20 yaşına geliyorsun, evleniyorsun, bir hafta tatil, 40-45 sene çalışıyorsun. Tatil falan yok. Burada en fazla 8 saat çalışabiliyorsun, başka yok. Yani buradaki yaşam koşulları çok güzel. Ondan başka bir şey diyemiyorum. Yani Erdoğan'a destek verin, devam edin. Euro daha da yükselecek. Benim işime gelir. Benim işime gelir. Ben Türkiye'ye gelirim, paşalar gibi tatilimi yaparım. Ben Türkiye'ye 1000 euro göndersem ayda, Türkiye'de 25 bin lira yapıyor. Benim ailemin geçimi olur, çok güzel. Ama ben herkesin hakkı adına konuşuyorum. Hakkınıza sahip çıkın.